Ağzınıza sağlık hocam. Tabii epey noktalara değindiniz aslında. Bunların her biri belki açılacak başlıklar. Gerçekten o yatay dikey inşa meselesi gerçekten önemli. Ve kıyamete kadar bu inşanın devam edeceğine vurgunuz da önemli olduğunu düşünüyorum. Mehmet hocam, tabii Yaşar hocam epey şeylere vurgu yaptı. Sizden bir icra da dinleyeceğiz ama ondan önce sizin de bu Mevlid'in aslında toplumumuzu inşa, biz musiki şinas olarak inşadaki rolünü, hakikaten klasik bir metin ve hakikaten karizmatik bir metin diyelim yani her yönüyle. Halkın da inşa ediyor aslında, kültürlü kesimlere de hitap eden. O yüzden Sehl-i Mümteni diyorlar hocam Evet, Mevlid evet. için. Gerçekten Sehl-i Mümteni tabiri önemlidir Arapçada. Yani hem kolay yani ama aynı zamanda işin içerisinde derinine indiğinizde farklı yönler de var. Dolayısıyla eserde bakıyorsunuz bilgi var, fikir var, duygu var, her şey var. Aslında sanat var, şiir var. Yani birçok yön aynı anda bir şeyin içerisine şey yapmak gerçekten de zor olsa gerek. Yani bu duyguyla olacak bir şey, bir birikimle olabilecek bir şey, bir tefekkürle boyutuyla olabilecek bir şey, bir tezekkür boyutuyla olabilecek bir şey. Dolayısıyla Süleyman Çelebi, ben biraz da ilham yönüne bunun vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten yani bu şiir olayı biraz da hele de bu gibi metinlerde. Tabii ki bir takım kaynaklarda bakıyorsunuz, eski kaynaklardan kaynakları var metnin. Yani Mevlid'in. Başka bazı alimlerin yazdığı şeylerden de izler görüyoruz orada. Ama onları bir pota içerisinde birleştirmek, bir üst metin haline getirmek gerçekten zor olsa gerek. Çünkü o dönemde tarihimizde bir sürü mevlütler de var yani. Ama onların içerisinde gerçekten bu telakki bir kabul diyor eski alimler buna. Hani diyelim bir sürü hadis kitabı var ama mesela Buhari'nin yine telakki bir kabul etmiş ulema yani. Bunun gibi bir şey bu. Bir sürü şey içerisinde aynı benzer metin içerisinde bir tanesini kabul ediyor. Orada öyle yani tabanca dayayıp da kimse bunu kabul etmiyor yani. Halk bunu kendisi kendiliğinden kabul ediyor. Dolayısıyla bu da şeyin Mevlid'in gerçekten önemine delalet etse gerek. Siz ne dersiniz hocam? Ondan sonra da sizden tabii bir icra da alalım. Duygularınızı alalım önce. Efendim, öncelikle bütün hazirunu muhabbetle selamlıyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Tabii sözlerin başında şöyle bir kelam-ı kibar var. Muhammed'den muhabbet oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani Hazreti Peygamber eğer bir insanın hayatında varsa, bir Müslümanın hayatında varsa aslında sabah uyanmasından akşam yatana kadar yapacağı her şeyin nasıl ve ne şekilde olması gerektiğini bir şekilde rehberle, bir rehber aracılığıyla tanzim edebiliyor. Dolayısıyla bugün içtimai hayatın tamamına baktığımızda hepimizin özellikle Müslümanların dünyasında her lahzada Hazreti Muhammed'in izini görebiliriz, onu yaşayabiliriz ve onu yaşatabiliriz. Bu veçeden bakıldığında Mevlid-i Şerif de malumunuz sevincimizde, üzüntümüzde, hüznümüzde, kederimizde, doğumumuzda, ölümümüzde, sünnetimizde, vefatımızda, 40'ında, 7'sinde, 70'inde yani adını siz koyun. Hayatın her merhalesinde bir şekilde bir vesileyle Peygamber aleyhisselamla irtibatı kurmaya ve onun Mevlid-i Şerif'ini hayatımızda yaşamaya, onu hissetmeye hep gayret etmiş bir milletiz. Ve bu Mehmet bizim hocam, için bu başka bir milletlerde de pek yok. Araplarda mesela bu kadar olmadığını görüyoruz. Yani genellemeyelim ama hiç yok değil, var hiç yok ama değil, var ama bizim bizdeki kadar kültürümüzde, bu güçlü değil Osmanlı yani. coğrafyasında özellikle, yani millet olarak Türk milleti demeyeyim de yani Osmanlı coğrafyasında diyelim. Gerçekten Efendimiz'e yönelik bu sevgi çok daha öne çıkmış her yönüyle. Yani bunun sebebi ne olabilir yani sizce? Bütün benliklerimize işlemiş adeta. Hocam yani bizim hayat rehberimiz eğer Peygamber Efendimiz olmasaydı biz İslam'ı nasıl anlayacaktık? Veyahut hayatı nasıl dizayn edecektik? Veyahut eğitim metodumuzu işte bugün bütün ilimlerin aslında evveli dini olarak Hazreti Peygamber'e dayanıyor. Meşk usulüne dayanıyor. Hatta biraz daha ileri girip Cebrail'i metot diyoruz biz buna. Niye? Cebrail Aleyhisselam'ın Femi Muhsin'inden çıkan o ilahi kelam Peygamber Efendimiz'e intikal ediyor ve onun vasıtasıyla bizlere yani hayatımızın dizaynını biz onunla
sağladığımız için hayatımızın her evresinde Hazreti Peygamber'e ihtiyacımız var. Ekmek gibi, su gibi, oksijen gibi. Dolayısıyla diğer milletlerde de aslında baktığımızda özellikle Fatımi Devleti döneminde hocam Mevlid-i Nebi yoğun bir şekilde kullanılmış. Hatta Mevalid-i Sitte diye böyle iştihar bulmuş bir niye acaba? Şeyden. Niye orada? Burada mesela onlar Fatımi biraz daha şeye tabii yani Şii devleti olduğu için evet. Olduğu için burada Mevalid-i Sitte'de tabii Fatımi devleti şöyle diyelim tanımlayalım. Yani İsmaililik Şiiliğin tabii. içerisindeki en uç kolun evet. Kola verilen onların kurduğu devlet ve Ezher Üniversitesi de biliyorsunuz onların tarafından kuruluyor ilk olarak ve evet. en eski üniversitelerden birisi. Diye tabir ediyor. Hakikaten o Fatımilerin Mevlid geleneğine verdiği önemli ayrı bir evet. şey var. Ardından mesela Selahaddin Eyyubi'nin işte kayınpederi Muzafferettin Gökbörü mesela öyle bir Mevlid-i Nebi haftası kutlamış ki rivayete göre okuduğum metinde 5000 tane koyun diyor. 10.000 tane tavuk diyor. 100.000 tabak yemek diyor. 30.000 tabak tatlı diyor. Ve dönemin bütün ulemasının toplandığı, sadece halkın değil yani ulemanın da toplandığı, sabaha kadar sema ve zikrin yapıldığı ne diyelim, şölen diyelim. Ama bunun zirvesi neresidir diye sorduğunuzda hocam, tabii ki Osmanlı diyeceğiz hocam. Evet. Çünkü Osmanlı her vesileyle Hazreti Peygamber'i Padişah Efendimiz'den tutun da en avamdaki insana kadar bir şekilde Peygamber Efendimiz hep böyle hayatımızın merkezi yerine ser levhası. Onun gösterdiği yola göre hareket ediyoruz. Evet. Biliyorsunuz nice padişah efendilerimiz var. İşte tacına Peygamber Efendimizin işte ayak izini, ayak tozunu, kademi şerif basmasa mübarek kademin ruhi zemine pak etmez idi hakile teyemmüm sözü mesela, değil mi? Dolayısıyla Peygamber Efendimiz biz musiki şinasların da ilham kaynağı. Yani onu bil vesile, bizim malumunuz hocam Ka'b bin Züheyr'in meşhur Banet Suat kasidesini Peygamber Efendimiz'e sunmasıyla beraber bürdesini çıkarıp ona hediye etmesi, rüya aleminde İmam-ı Busri'nin Peygamber Efendimiz'den taltif görmesi, aynı şekilde Hasan bin Sabit'in radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'e övgüleri biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in baş şairi. Tabii. Abdullah bin Revaha'nın aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in şairliğini yapması. Yani her alanda bir şekilde biz Peygamber Efendimiz'le murtabıt yaptığımız işi de ondan mülhem. Onun gösterdiği yolda, onun çizdiği ölçüde yapmaya çalıştığımız zaman estetik ve bedi'i yönümüz tam böyle İslam'ı temsil edecek. Evet, yani hakikaten o şiir konusu da ayrıca belki bir programda işlense yeridir. Peygamber Efendimiz hakikaten güzel şiire hep ön açmış, onu dinlemeyi sevmiş. Hatta cahiliyede bile böyle bu. Ümeyye bin Ebi Salt var, meşhur cahiliye şairlerinden. Onun hatta haniflerden olduğu da söylenir. Ona Peygamberimiz şöyle bir şeyi var, rivayet edilir. Onun şiiri Müslüman ama kendisi Müslüman olmadı diye. Hatta daha sonra da terennüm edermiş onun bazı beyitlerini. Ama tabii kötü şiire de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de şu ara şairler şeyi var. Kötü şiire de biraz negatif bir anlamda şeyler var bizim kültürümüzde. Dolayısıyla iyi kötü husun kubuh meselesinden bakabiliriz burada. Ama her halükarda tabii şiir gerçekten müthiş bir şey. Naatlar tabii yazılmış değil mi? Siz naatlar konusunda da. İsterseniz hocam şöyle bir şey yapalım mı? Buyurun. Sizden bir icra da dinleyelim. Olur. Ama ondan sonra şöyle bir şey bilgi vermek istiyorum. Bir tevşih geleneği var şeyde. Evet. Bilirsiniz Mevlid'de. Siz onu. Bu mevlitler arasında bizim kültürümüzde işte ilahiler okunması, tevşih geleneği. Tevşih süsleme, düzenleme manasına geliyor. Hatta mevlit tevşihi falan da deniyor buna. Bu gerçekten önemli bir şey. Sonuna doğru da okunuyor, işte ortasında okunuyor. Bazen başında okunan şey. Buna tevşih deniyor. Dolayısıyla bir tevşihanlar var aslında değil mi bir de? Evet. Yani mevlitanlar var, tevşihanlar var. İnşallah birazdan değinelim size. Siz de değinirsiniz. Mahiyetine ilgili ama inşallah. Sizden önce bir şey dinleyelim isterseniz. Olur hocam. Neyi şey yapacaksınız hocam onu? Hocam mevzu Hazreti Peygamber olunca ve ben de böyle bir şekilde bir vesile acaba yani şefaate veyahut iltifata
mazhar olabilir miyim? Malumunuz İmam Ebu Suri rüyasında kaside şey bürdeyi aldı ya. Biz belki alamayacağız. Ama en azından o yolda olduğumuzu göstermek babında Peygamber Efendimizin sevdalısı, onun aşığı Diyamandi dedenin gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Malumunuz hikayesi beni çok etkiler. Hocam diye. Yaman Dede ne zaman yaşamış onu da? Yaman Dede hocam izleyicilerimize hemen tanıtmış 20. olalım. Yüzyılın ortalarında yaşamış önemli bir ilim adamı, gönül adamı. Malumunuz bugün biz sizlerin de bildiği pek çok hocamızın da hocasıdır. Evet. Emin Işık hocadan. Kitaplar falan da yazıldı onunla tabii, ilgili bildiğim kadarıyla. Emin Işık hocamız olsun, Hayrettin Karaman hocamız Yaşar olsun. Hoca, Yaşar evet, Kandemir hocam Yaşar Kandemir var. Hocamızın hepsinin hocasıdır kendisi. Allah hepsine ölenlere rahmet, hayatta olanlara selamet versin. Sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Onun hayatını böyle okuyunca ve Emin Işık hocamdan da birkaç kelam duyunca çok etkilendim. Bir şekilde benim bu zatla bir irtibatımın olmasını arzu ettim. Ve mevzu bahis Peygamber Efendimiz olunca zaten tam böyle katmerlendi. Büyük bir Allah aşığı aslında. Yani evet. Yani yıllarca işte ihtida ettiğini ailesinden gizleyen, yıllarca sahursuz oruç tutan, yıllarca mahalle arasındaki köşe camilerde namaz kılan ama en sonunda dayanamayıp Müslümanlığını ilan eden ve ailesinin kendisini terk ettiği, çevresinden, halkından soyutlandığı çok zor durumda ki bir zatın işte Muhammed aşkı diyelim, İslam aşkı diyelim. Hocam buyurun. Biz de inşallah bunu ilk defa burada icra edeceğiz inşallah. İnşallah hayırlara vesile olsun diye niyaz ediyoruz. Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Aleyke ya Resulallah.